عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم. Demek bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. İmam Müslim imamlardan özlerini kitaplarda keltirgen hadis eken. Tercümesi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bendenin perverdigarına en yakın bolgan halatı bu secde kılıp turgan halatıdır. Şunday eken secdede duanı köpeytiringler degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri İmam Müslim rivayet kılıyaptı. Demek Biraderler bu hadisini düşündük ki secde hakkıdayken. Hazır hemen secde kılıyoruz. Secdesiz namazını özü tasavvur kılışlık kıyın. Neme sebepten secde kılamız, nemege bunday kılıp secde kılamız bilmeyimiz. Keyfiyetini hem sürüştürmeyimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis ayet yaptılar ki Umirtu an escude bi sab'ati min 7 azablan secde kılıçlıkça büyürüldüm dediler. 7'de cayımız yerge tekip duradı. Özü 8'de, ikidesi bitti hesablanan. 7'de cayımız yerge tekip duradı. Mene şu nersenin namını secde deydi. Vücudu asan. Yani ikele kollarımız, ikele tizelerimiz, ikele ayaklarının üçüler. 6'da bu oldu. Yani ikele kol, kefler tekip duruş gerek. İkele tizle tekip duradı. 2'de bu olsa tizle bilen 4'de bu oldu. Ayağı da üçler bilen altı tabi oldu. Hayır kaldı bir adamlar. Peşana. Bilen bunun. Şunun için aitiler secdede. Peşananı özü tekip kasa kısapmaz. Burun tekmeyi durdu. Köprağı şunu da yapılar. Lekin bazı bir adamlar burnunu tek gizlişlik mümkün, peşanası tekmeyi kalışlık mümkün. Bu kemrak bulan. Köp halatlarda bunda eldigera kılıp secde kılattı adamlar. Burnu köterlip kalan. Hani o şey adamların secdesi 6 yarımta azablan boliyatken bolu kısaplana. Çünkü hammesi bitteden peşana bilen hani burun bilen peşananın ikelesi bitte kısaplana. İkide kol, ikide tizze, ikide ayağının üçü altıda bu asan. İkide kolunu birini köterip secdekin adamı körmedik. Tizzesini köterip alıp hem secdekin adamı körmedik. Güde kıyım mesele. Ayağının üçü bazen köterilip kaladı. Bana şey yaşamaz. Bazen ise burun tekmeyi kaladı. Ana o secdede kemçilik bulup kısaplanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet ki men 7 azablan secde kılıçlıkça büyürüldüm diye yaptılar. Hazır ki ayetilingen hadiste, Ebu Hureyre'den rivayet kılıngen hadiste akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacid degen hadis. Hazır oku dinler şunu. Bende bilen Allah'ın ortası da, yani Allah da Allah bilen bendesinin ortası da en yakın orunlar var ki. Biraderler. Mesela bir bayrak adama yakın babasayız, payetini paylayız da, keyfiyetini ya ki halatını paylayıp, şu vakitte bir nese sorasan yok demeydi deyip kalasın. Duanı vaktlar var. Mesela Arafat'ta hem vakti hem cayı doğru geliyor. Duanı halatlar var. Mesela musafir adam. Daim biz bilen birge boladigeni hazırki hadis biraderler. Daim biz bilen birge boladigeni hazırki hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler ki bendemen Allah'ın ortası en yakın boladigen orun bu secde. Hadisin devamında fe ekthiru dua secdede bolgen vaktlarında dara duanı köpeytiringler diye. Secdenin bir nümesinin tüzeyli kendi körünüşün. Bizde mesela bira boyup geçse, küçük köpeyip geçse, ya şunge hoşgen bir neyse bol etken olsa, halkımızda bir söz var. Burnu köterilip kaptı deydi. Boyup geçse peşenesi açılıp kaptı deydi. Bizde hem şu, Arap'ta hem şu. Burun, yani o ağza, biraderler, kibirge de alalat kılalım. Burnu yine yergiş yapkı aman deydi.
davomida. To'g'rimi? Burnu ko'tarilib qopti degani kibrga dalolat. Kibrdan kinoya qilib gapirilyapti. Burningni yerga ishqab qo'yaman degani seni burningni yerga ishqadim, demak seni men yutib qo'ydim, sen yutkazib qo'yding degan ma'no. Nimaga? Qo'lingni yerga ishqab qo'yaman. Masalan, ko'zingni ishqab qo'yaman. Yo yuzingni boshqa demaydi, burningni yerga ishqab qo'yaman deydi. Yoki bizning xalqimizda burni ko'tarilib qopti deydi. Ana ko'rdingizmi bu so'zlarni asosi borda? Banda sajda qilayotganda o'zi burnini yerga ishqaydi. O'zi Allohga rozi bo'lib, Allohu akbar deb namozini o'qib, yana Allohu akbar deb rukuga boradi-da, buni hech kim buyurmasa ham Allohu akbar deb sajdaga borib, burnini yerga o'zi ishqayapti. Peshonasi ochilib qopti deydi. Juda peshonasi kelishgan ekan deydi. Yana bir narsalar. Peshonaga yozganini ko'rasan, peshona haqida so'z ko'p. Hech qachon peshonaga yozganini ko'rmaydi. Bizni tilda oladigan bo'lsangiz, qanaqa qilasiz? Uni peshonasida bir narsa ko'rinib turmaydi hech qachon. Lekin kinoya deyiladi. Bu so'zlar kinoya deyiladi. Bir narsadan bir narsani maqsad qilinib aytilayotgan so'zlar. Odamni eng ko'rinib turadigan joylardan biri peshonasi. Ana endi biz birodarlar qarang qayerga joylashtirib qo'ydi. Alloh taolo peshonani uni yuqoriga joylashtirib qo'ydi. Tovon emas, tizza emas, kindik emas, ko'krak emas, yuqoriga chiqib ketaverasiz peshona. Ana o'sha peshonani siz bilan men Alloh taologa yaqinlik qilishlik uchun, Allohga bandalik qilishlik uchun, aytaylik tavba qilish uchun va yana bir necha narsalar uchun burnimiz bilan peshonamizni o'z ixtiyorimiz bilan sajdaga olib borib qo'yamiz. Ana o'shani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, aqrabu ma yakunul abdu banda Alloh taolo uni eng yaqin ko'radigan o'rni sajdada ko'radi deyapti. Tanishing bormi desa, tanishim bor deb qo'yaring. Katta tanishim bor. Kim? Tanishim Alloh. Allohga sajda qilaman, ishlar bitadi. Peshonani qo'yib faqat haqiqatdan va haqiqiy sajda bo'lish kerak. O'ynagan sajdalar, majburiy bir narsalar, hazil toyiba umuman bo'lmaydi. Haqiqiy sajda bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda Alloh taologa banda juda ham yaqin bo'lib qoladi. Nafil namoz o'qiyotgan vaqtimizda nafil o'qiyotganimizda birodarlar. Inson ulamolarimiz aytadiki, mana masalan tahajjud namozlari yoki nafil namozlar. Tahajjud yoki shunday nafil o'qiyotgan paytda inson o'zini tilida duo qilsa bo'lar ekan. So'rash kerak bo'lsa, o'sha joyda so'rasa bo'lar ekan. Nimaga? Eng yaqin holatda ida fazi'ahul al-amru ida hazabahul amru fazi'a ila salat. Rasulullohga bir ish bo'lib qolsa, darrov namoz o'qirdilar deyaptilar hadisda. Undan tashqari bu yerda bitta ikkita hadislar bor ekan, mana shu sajda masalasida. Birodarlar, ibodatni ichida amallarni eng sharafligi sajda bo'lib hisoblanadi. Mana shu narsani bilib olaylik. Ibodatni ichida amallarni eng sharafligi Alloh subhanahu va taologa sajda qilishlik. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo o'ta ko'p yerda sajda haqida oyatlar keltirgan. Agar ularga biz sajda qil desak, ular sajda qilishmadi deyapti. Mo'minlar sajdaga buyurilganda sajda qilishdi. Men ikkitasini aytib berdim. Sajda haqida juda ham oyatlar ko'p. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishlikka dalil bo'ladi. Hadisda İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilingan hadisda aytilyaptiki, Ka'b ibn al-Aslami radhiyallohu anhu qala: "Kuntu abitu ma Rasulillah sallallohu alayhi vasallam." Kunlarning birida men Rasululloh bilan birga tunashlikni to'g'ri keldi, ya'ni o'sha kuni men Rasululloh bilan qolib shunday bir sharafga erishdim deyapti. Fa ataytu bi wudu'ihi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tahoratiga suv tayyorlab berdim va tahorat suvlarini olib berdim. Demak, xizmat qilyapti. Bir sahoba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilyapti. Haliga duo olish masalasida bu. Duo olish kerak bo'ladi katta odamlardan, ya'ni taqvoli deb bilgan odamlardan, ota-onadan, ya'ni. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qolali sal is'al degani. Ey Kab, sen nima kerak bo'lsa so'ra, mana men senga hozir duo qilib beraman, so'ra dedi. As'aluka munofaqataka fil janna. Ey Allohning elchisi, men siz bilan jannatda birga bo'lsam dedi. Qola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ava g'ayra zalika
yana başka soraydıgan dersen var mı? Ya ki bana şu özü kifaya kıladım dedi. Özü cüde kette dersen sorap koydu. Cennette siz bilen birge bosam diye yaptı. Nihayası şu, özü kere giderse şu. Cennette peygamber bilen birge buluştuğunu soru yaptı. Kale, ava gayre zâlike kultu huve zâke. Ey Allah'ın elçisi bana şu özü kifaya kıladım diye. Cennette siz bilen birge bosam şunu özü yeterli. Kale fe'inni ala nefsike. Bir kesreti sucud. Sen köprak sacdıksan cennette bir gibi olasan değil. Bıradalar şu gel. O şey sahaba gelmiyor hamamız gel mi? Hamamız gel. Gördüler mi? O sahaba sebepçi bol yaptı. O sahaba sebepçi bol yaptı halas. Fe'inni ala nefsike bir kesreti sucud. Sen köprak sacdıksan men bilen bir gibi olasan deyip unga mübaşaratan deyip doğrudan doğru itip koydu. Biz bu hadiske göre aytemiz ki biz köprak secde kılsak peygamberimiz bilen cennette birge bulamız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birgelikte cennette bulamız. Halbuki hadiste ameller bilesler. Bilal. Ey Bilal cennette size ayak kadar izimde basıp getirdikleriniz eşittim dedi. Cennette basıp getirdik. Bizler ola diye avaz. Kaysa amelleriniz bilmeyi mi ya Resulallah? Köprakımda özünüz ümit kıyken ameliniz kaysa degen de taharat kılamanı iki reket oku olaman dedi. İki rekette dörtte secde var. İki rekette dörtte secde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana oşa sizini kıgan secdeleriniz taharattan keyin okuyan namazlarınız cennetke sizin alıp girip koyuptu dedi. Sahabaga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu örgeti yaptı. Manasını karayın. Cennette bir gibi mahçımsan köprak secde kıldı yaptılar. Ondan keyingi hadis. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet ettiler ki İnni nuhitu an akra'al Kur'ana raki'an ve sacidan. Men rükû halatımda, secde halatımda Kur'an okuşluğundan kaytarıldım. Rükûda Kur'an mümkünmez, secdede mümkünmez. Rükûda Allah-u Teala büyüklenedi, azimlenedi, Allah-u Teala'nı uluğlayımız. Ama secdede ise dua kılıçlıkça büyürüldüm, secdede dua kılıveringler. Fekaminun an yustecabili ahadikum, sizlerini birer tengizge, kaçan kayısı secdede duayınlar icabat bugününü bilmeyizler. Secde kılasılar duaylar icabat bu kadar diyemdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yani yine bir hadis varken şeytan yıkılaydı. Yani hazır adaşmasam ikinci rekette mi secde ayeti okuldu. Şeytan yıkılaydı. Adam balası secdeye büyürüldü. Ben tercümesini ayeti gittim vaktimiz kısıkalık için. Adam balası secdeye büyürüldü, secde kıldı, cennetke kirdi. Men secdeye büyürüldüm, secde kımadım, dozakke düştüm deyip şeytan yığılaydı gen. İnsan secde kıyken de şeytan yığılaydı. Ve ya'tezilun nâs dedi. İnsanlardan kaçadı. Ay dedi ki bu mezze kıldı. Bu secde kıldı, mezze kıldı. Allah büyürdü, secdesini kıldı, cenneti karab ketti. Allah da Allah insanga etken de iblis ki secde kıldı gen de kımayım ben de gen. Şu yerine ayeti yaptı o. O ayetki köre şu yerine ayeti yaptı. İnsan büyürüldü secdesini kıldı. Men büyürüldüm secdeni kımadım. Men kımagenim için dozahımın bu insan secdeye büyürülüp ve kılgerliği için cenneti edip şeytan adam secde kıyken de kıylanadıkken bir adamlar. Şunun için yine bir iki hadisler var bunu keyni okup veririz inşallah. Secde sözümüzün hayası da ayetemiz ki amellerine en şerefliği akrabu ma yekunu deyipti. Ben demen Allah'ın en yakın boladıken ornu. Adamlarını, yani özümüzde tavallarımız tepeleb yürüyen cayge, köterip yürüyen başımızını, köterilip koyan burnumuzunu, o tepede yaldırıp dururken peşanamızını, adamlarını, tavanı, ayağını astı koyuladıkken cayge, secde kılıp koyamız, Allah'a yakınlık kılıçlık için. Yani o şey orunda Allah'ta günahlar keçir var. O şey orunda Allah'ta Allah bizi dualarımızı icabat kıvar adını. Mege, kibirlik adamım sinedi de, kibirlerini sindiredi. Kim için deyse Allah Subhanahu ve Teala için. Subhanahu rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu ve Teala bir umur rükûda, secdede, tilavat, kıraat, ibadette, rozalarda, zikirlerde ötüşlüğünü Allah Teala özü nasip kılsın. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecilna min hizyi dunya ve azabil ahire bir rahmetike ya erhamer rahimin.